hizmet siyasetimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda, barınma ve güvenlik gibi insanlığın temel ihtiyaçlarına hizmet siyasetinin esasları olarak belirlediklerini söyledi. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz dedi. Tarım sektörüne verdiğimiz destekleri sürekli artırarak sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık. Ülkemizi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdik. Ülkemizdeki konutların 3'te ikisinden fazlasına denk gelen 12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. Bunların 1 milyonu da doğrudan TOKİ tarafından yapılmıştır. Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasa ile taşlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin nerede nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir. Canlı bağlantıyla katıldığı Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçme Suyu İsali Hatta Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ne yaşarsa yaşasın demokratik ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından asla taviz vermemiştir dedi. Gelişmiş ülkelerin dahi en küçük bir kriz durumunda siyasi ve ekonomik olarak nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın. Demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Erdoğan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız diye konuştu. İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven, huzur, refah ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine Geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız konjöktürel sıkıntıları yakından geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.